Gel gel, koy torbaları şöyle. Ay Gürbüz abi, bunları ben şimdi gideyim hazırlanayım. Tamam tamam. Biz geldik. Merhaba Gürbüz. Hoş geldiniz. Ben başlayayım hemen. Ya daha süreni başlatmadım. Bu ne acele? Ya şey, yemeklerimi bir an önce bitirmek istiyorum çünkü Gürbüz. Bitirebilecek misin bu yemekleri? Bitirebileceğim. Vallahi Emel bana hiç öyle demedi. Neyine güvenip de bu yarışmaya katıldı anlamadım dedi. Öyle söylemez. Hayır, öyle söylemedi. Kesinlikle bir şey söyleyeyim mi? Bence öbür yarışmacılar gelmesinler, hiç yarışmasınlar. Çünkü kesinlikle benim arkadaşım birinci olacak. Ben minime güveniyorum. %1 milyon yani, kesinlikle. Hadi biz buna inandık kanka, bu yüzüne. Bismillah. Hadi başlayalım. Başlayalım. Vallahi şu an çok heyecanlandım. Ya ben de çok heyecanlıyım. O yüzden bir an önce başlayalım. Gürbüz bir şey söyle. Sen bizi heyecanlandırıyorsun. Bilerek yapıyorsun. Hadi hadi başlayalım hemen. Hadi başlayalım. Dur dur. Süreni başlatmadım. Ha tamam. Ya bu kaçıncı ya? Ben çok tez canlıyım ya. 3, 2, 1 başla. Ve 2,5 saatin başladı. Şimdi ilk olarak neyle başlayacaksın? Ben şimdi haşlanmış nohut aldım ama evden kendim de getirdim. Nohutlu mercimekli terbiyeli erişte çorbası için nohutlar düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Maş fasulye salatası için maş fasulyeleri de ayrı bir tencereye konulup üzerine su ekleniyor. Şimdi şu düdüklüde ne vardı? Şimdi bunda nohut var. Haşlanmış aldım ama bunu evden getirdim. Düdüklü tencere. Bunda da maş fasulyesi var. Salatamda kullanacağım ana malzemem. Bunu da önden haşlıyorum. Buna da yeşil mercimeği koyacağım. Önden haşlayacağım. Kendimi riske atmamak için. Emel'cim senin de çocuğun var değil mi? Evet, benim 2 yaşında bebeğim var. Çok küçük. Bebeğin bakımıyla ilgileniyorum. Kız mı erkek mi? Erkek. Adı ne? Rüzgar. Aşkım seni çok seviyorum, öpüyorum. Aa, bir dakika, benim oğlum var 3,5 yaşında. Adı Toprak, bir dünya markası. Hemen annesi kurban olsun ona, onu vereni, onu yaradanı Allah. Birinin adı Toprak, birinin adı Rüzgar. Hangisi daha yakışıklı? Ben şimdi masama başlayacağım. Masama başlayacağım. Benim oğlum, benim oğlum bir dünya. Benim. Hayır bak. Kimse hayır, benim Rüzgar. Hayır, ikimizin çocuğu da çok yakışıklı. İkimizin çocuğu da çok yakışıklı. Hadi ben gidiyorum. Gel örtüyü beraber serelim. İşte oldu. Siyah masa örtüsünü kahverengi runner'la tamamlayan yarışmacımız tabaklarını da yerleştirmeye başlıyor hemen. Bu tabaklar senin mi? Evet, evden getirdim. Zuhal Hanım ve misafirlerim için, kıymetlilerim. Şöyle hepsini yıkadım. Bugün bulaşık makinesinden yani yeni çıkardım. Kanka çıksana, saçmalama. Gidiyorum ben o zaman. Hayır gitme ama elleme, yardım etme bana. Tabakların ardından çiçeğini de yerleştiriyor hemen yarışmacımız. Ya ikiniz de çok fitsiniz. Nedir sırrı? 8 kat yemiyoruz, dikkat ediyoruz. Bol bol su içiyoruz. Fiziğimize bakıyoruz. 8 kadar çıkıyor. Yani çok spor yapmıyorum. Oturduğum apartmanda asansör yok. 2 yaşındaki bebeğimle inip çıkıyorum. Ev işi, bebek, peşinde koşturma haliyle çok normal yani böyle olmak. Anne olmak zor mu peki hanımlar? Hayır bence, asla değil. Ben bir tane daha istiyorum ama eşim istemiyor. Bence dünyanın duysun en zor buradan. İşi annelik. Ama zor Hatice olabilir için ama. Zor değil tabii ama bence zor ben çok yani. Anaç bir insanım. Sana niye zor, sana niye kolay? Ben çok keyfine düşkün, ben çok keyfine düşkün değilim. Çok keyfime düşkünüm o yüzden. Kumaş ve kağıt peçetelerin ardından çatal kaşıklar da masadaki yerini almaya başlıyor. Sana biraz rakiplerinden bahsedeyim. Mesela Kübra, 44 yaşında ve Sapancalı. 2 yıl önce bir kafede kurabiye ve börek imalatında çalışmış. Şu anda evden yemek satışları yapıyormuş. Oo çok iddialı. Ayrıca yemek sayfası varmış. Oo. Benim de oğlumun sayfası var. Benim de oğlumun sayfası var. Ama zaten onun için katalım ki. Oğlunun sayfası mı var? Annesi o bir moda ikonu var ya, bir dünya markası. Çatal kaşıkların ardından bardaklar da masadaki yerini almaya başlıyor. Hatice'cim bana biraz hayat hikayeni anlat bakalım. Ben Sarıyerliyim. Liseyi bilgisayarlı muhasebe olarak bitirdim. Ama turizm okudum. Turizmden sonra işletme okudum. Şey İşletmeden sonra insan kaynakları okudum. Ne diyor ne diyor? Düdüklü tencere patlayacak. Ben en çok korktuğum şey düdüklü tencere kullanmak. Bardağım eksik. Nerede? Ay masada eksik var. Ay bardağı bile unutmuşsun. İşimiz var vallahi. Ya Gürbüz! Yukarıda kanka, gördün mü? Yer kalmadı, oraya koydum. Hadi hemen bardağı da koy bakalım. Eksik bıçak da tamam ve masa hazır. Hadi bir tanem, öptüm seni.
Başarılar seni seviyorum. Bir havalar, bir havalar. Millet güzellik görsün. Bak sana vakit ayırdım. Bak farkında mısın? Aşkımsın. Ömrüm bir daha görüşürüz. Emel'ciğim. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Öncelikle masa düzeni benim için çok önemli. Her şeyde görsel benim için çok önemli. Belki yemeklerin önüne bile geçebilir iyi bir sunumla birlikte. Masanın örtüsü, tabaklarının seçimi, bardağı, çatalı, ne bileyim, bir bütün olarak bakıldığında masa düzeni eğer güzelse beni etkiler. Masa düzeni çok önemli. Masaya koyduğu kaşığı, çatalı, kaşığını böyle kontrol ederim. Üstünde leke var mı, bardakta leke var mı? Tabii ortada bir çiçek masaya bir renk vereceğini düşünüyorum. Nasıl bir çiçek kullanacağını, yapay çiçek mi, gerçek çiçek mi? Rengarenk böyle kendi rengarenk bir yemek yapıyor. Kendi gibi bir çiçek koyacak mı diye düşünüyorum. Sırada limonlu cheesecake'in kreması var. Hatice'cim nereliydin? Annemle babam işte Tunceli'li, babam Mazgirtli, annem Çimenli. Annemle babam işte buraya getirdiler. 4 kardeşiz. Ablam var, 2 erkek kardeşim var. Sen orada mı doğdun? Orada doğdum. Liseyi falan da Tunceli'de mi okudun? Yok, hayır. Ben 1 yaşında buraya geldim. Ailenle birlikte? Tabii. Ailem, benim 2 erkek kardeşim burada doğdu. Ablamla ben orada doğdum. İlkokulu falan İstanbul'da okudun yani. Hepsi Sarıyer. Ben doğumu büyümü işte Sarıyer'li gibiyim. 1 yaşında geldim ya. Cheesecake'in kreması için labne peynirlerin üzerine yumurta ekleniyor. Toplam ne kadar labne koydun? 800 gram. Peki kaç yumurta? 3 yumurta koyacağım. Yumurtaların ardından bir bardak şeker ve 2 kaşık nişasta eklenen cheesecake kremasının harcı iyice karıştırılıyor. Gürbüz, sen benim bisküvimi blenderler misin? Bir tane. Bunları mı? Evet. Ya aşk olsun ya. Tabii ki yapamam. Bana bari şey, rende. Onu veririm işte. Evet, balım canım benim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana kadar bence hiçbir yarışmacı benim seni sevdiğim kadar sevmemiştir. O kadar yardım ediyorum. Seversin tabii. Hayır, yardım ettiğin için değil. Gözlerin güzel, enerjin güzel. Söyle söyle. Belki talibim çıkar. Ben sana bir şey söyleyeyim, seni canlı görseler talibin çıkar. Cheesecake'in kremasına limon kabuğu rendeleniyor. Eşimle 15 yıldır beraberiz demiştin. Evlendikten sonra bir şey değişti mi? Hiç değişmedi. Ya. Yani ben eşimle sevgiliyken de en büyük kavgamı yaptım. Evliyken de aynı büyük kavga. Sonuçta şey, kavgasız çift olmaz. Yalnız maşallah, limondan ne su çıktı. Sıkarken Bilal'i düşündün galiba. Bilal'i düşündüm, inşallah doğru yapıyorumdur Gürbüz. Bir şeyler ters gidiyor. Vallahi bence de ters gidiyor. Kız bu nasıl cheesecake? Ya çırpa çırpa bir hal oldun. Ne yapıyorsun Allah sen? Şey, ne yapıyorum biliyor musun? Gürbüz, o zaman blender'ı çıkar Allah peygamber aşkına. Sırada cheesecake'in tabanı var. Bisküvileri rondoya koyduk. Tereyağı da erit bakalım. Bu arada Bilal ne iş yapıyor? Bilal araba alım satımı yapıyor. Öyle mi? Kendisinin galerisi mi var? Vardı dükkan da şu an yok. Ya niye yok? Bir çocuk doğdu. Sonra bizimle ilgilenmek zorunda kaldı. Çocuğun hayatı kaydı. Cheesecake'in tabanı için tereyağı eritiliyor. Cheesecake'in pişerken kuruyup çatlamaması için fırının alt rafına su dolu tepsi yerleştiriliyor. Yulaflı bisküviler rondoda çekilerek un kıvamına getiriliyor. Bak bir şey söyleyeyim, evde yemin ediyorum böyle çalışmıyorum. Ama burasının atmosferi gerçekten şey. Evde nasıl çalışıyorsun? Evde ben temizlik takıntısı olan bir insanım. Zaten Emel de senin için acayip takıntıları var dedi. Limonlu cheesecake'in tabanı için un kıvamındaki bisküviler ve tereyağı iyice karıştırılıyor. Annenlere yakın mı oturuyorsunuz? Annem Sarıyer merkezde oturuyor. Ben ise Reşitpaşa'da oturuyorum. Borsa'nın orada. Peki eşinin ailesi ne tarafta? Eşimin ailesi de İstinye'de oturuyor. Tereyağı ve bisküvi karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbının tabanına sıkıca bastırılarak yerleştiriliyor. Kayınvalidenle hiç aynı evde yaşadınız mı? Yok, yaşamadım ama benim kaynanımı ben gerçekten çok seviyorum da ben aynı evde yaşayamam, kendi annemle de yaşamam. Ben kendi annemin annemde evlendiğimden beri bir kere kaldım. O ya, derece yani. Sen kocacısın galiba. Hayır, kocacı, saçmalama, benim damarıma basıldığında öyle değil, ben yanlış buldum. Benim eşim benden, neyse. Eşim benden tatlı mı diyecektim yoksa? Başka bir şey söyleyecektim. Eşin senden korkuyor. Hayır canım, niye tırsın? Erkek o, erkek benim kocam. Ya ilahi Hatice, ne diyecektin çok merak ettim. Hadi söyle ya. Kocam beni çok seviyor. Bisküvi tabanının üzeri limonlu cheesecake kremasıyla kaplanıyor. Bu olmazsa var ya, canını okurum Gürbüz. Sen kesin suçu benim üstüme atarsın vallahi. Atacağım tabii şu an, çünkü bak var ya,
Şu an bütün dikkatimi dağıttın, neyse ki masam hazır. Allah'a şükürler olsun. Ve nihayet limonlu cheesecake fırında pişmeye hazır. Fırın ısınınca hemen atarsın. Cheesecake'in limon sosu için tencereye 2 yumurta kırılıyor. Şimdi bu maş fasulyeleri oldu mu yani? Oldu hayatım, oldu. Ben biliyorum, göz kararı olan bir insan. Ya şunun şurasında daha 7 yıllık evlisin. Abi 7 yıllık evli olmakla alakası yok. İnsanlar 45-50 yaşında hala kendini geliştirememiş, yetiştirememiş tipler var. Sen evlenmeden önce de yemek yapıyor muydun? Yapıyordum. Bak, ben içlerinde en farklısıyım. Nasıl yani? Ben farklı bir insanım. Salata için haşlanıp suyu süzülen maş fasulyeleri soğumaya bırakılıyor. Kesinlikle yemek yarışmasına uygun biri olduğunu düşünmüyorum. Ben de kendisi biraz şov için geldiğini düşünüyorum. Tamamen kendime göstereyim. Tamamen başka bir amaç olduğunu düşünüyorum. Bunda yani yemeğinin çünkü bu kadar uyumsuz, bu kadar alakasız olması beni şaşırttı. Beklediğim bir menü değildi açıkçası. Ben böyle bir daha böyle mangalda kebaplar, daha güzel tatlılar, ne bileyim el açmaları vesaire bir şey beklerdim. Özellikle bu kebabını çok merak ediyorum. Nasıl olacak? O bende şu an soru işareti yani. Benim menümle kıyasladığım zaman kesinlikle rakip olacağını düşünmüyorum. Bir de hazır ürünler kullandıysa zaten oradan zaten kaybedecek diye düşünüyorum. Cheesecake'in limon sosu için 2 yumurtaya yarım bardak şeker ekleniyor. Ya bugün çok üstüne gelip büyük haksızlıklar yaparlarsa ne yapacaksın? Sonra onlara çok nezih, cebimde bak burada 2, burada 3. İkiler üçler, ikiler üçler, kartlar gelir. Bu arada sezonun son haftasındayız. Evet, biliyorum. Sezonun son 75.000 TL ödülü kimin olacak bakalım? Ne kadar şanslı yarışmacılar ve Zuhal Topal ve sen. Bana bir tereyağı verir misin aşkım? Tereyağı? Evet, balığım, bir tanem, ayım, güneşim, bir tanem. Hadi görmek! Bu yarışmayı biz alacağız. Allah'ım şu an var ya, ekranda nasıl duruyorum Allah peygamber aşkına. Vallahi buradan iyisin de ekranı bilemem. Ha bak, haksızlık yapıyorsun bana. Hayda! Oldu mu şimdi? Bu limonlu cheesecake, olayı bu. Yahu limon sosu hazır ya, onu diyorum. Hayır, şimdi limonu da sıkacağım. Suyu ekstra, suyu ekstra, kabuğu ekstra, bir de suyu ekstra. Bu olay bu. Üzerine biraz da su eklenen limon sosu malzemeleri karıştırılarak ocakta pişiriliyor. Bunun estetiğine kaç para ödedim bakayım? 100 milyar. Oy 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 oy. Ne zaman yaptırdın? Dün yaptırdım. Şöyle bir dön de yandan bakayım. Ya hayır. Yalnız sana yakışmış. Bak ama şu an burası Yemekteyiz programı ve beni rencide ediyorsun balım. Aa, aşk olsun. Ne dedim ki? Nişasta. Nişasta şurada. Limonlu cheesecake önceden ısıtılan fırında pişmeye bırakılıyor. Yeşil mercimek ne durumda? Mercimeğim iyi durum. Bu mercimeği nerede kullanacaktın? Bak, mercimek, nohut ve erişte çorbada. Ay, yalnız hala ortada biten bir yemeğin yok. Gürbüz, sen çık git şu yanımdan ya. Çık git. Ama bak Gürbüz, bir şey söyleyeceğim. Sen yemin ediyorum şu an bana köstek oluyorsun. Hayda, ne yaptım ki şimdi ben? Zeytinyağlı fasulye için taze fasulyeler bol suyla yıkanıyor. Menü uyumsuz derler mi acaba? Bu menüye uyumsuz diyecek insan vizyonsuzdur, beni konuşturma. Başta çok vitaminli, yoğurtlu, terbiyeli bir çorba var, tamam mı? Çorba bir kere bomba. Sonra ara sıcak olarak mis gibi zeytinyağlı fasulyemizi yiyeceğiz, mevsim sebzesi. Daha ne istiyorlar? Yoğurtlu patates çanağı için kabuğu soyulan patatesler bütün olarak haşlanmaya bırakılıyor. Sen kıskanç biri misin? Ben kıskanç insanları sevmem. Hiç sevmem. Peki rakiplerin seni kıskanırsa? Ya burası farklı bir olay. Şimdi burası için aynı şeyi söyleyemem de. Gelen insanlar kıskanırsa yapacak bir şey yok ya. Ama ben çevrem tarafından zaten kıskanılan bir insanım. Ha, dünya güzeli asla değilim zaten de. Yani şeyden kaynaklıdır belki. Aura, enerji. Limon sosu süzgeçten geçirilerek kıvamı pürüzsüz hale getiriliyor. Cheesecake'in üzerine sürülecek limon sosu nihayet hazır. Limonlu cheesecake. Şimdi onun çeşidi çok. Çok çeşidi var. Limonu bir kere üzerine bir süs, bir kıvam verecek. Önce bir lezzet. Lezzetin üstünde nasıl süslediğine bağlı. Limonun ben onun yerinde olsaydım yani ne yapardım? Rendelerdim. Limonu güzelce bir, çünkü limon kendi aromasını çok lezzetli verir. Onu bazı arkadaşlar yapıyor, görüyoruz yani bunu şeylerde, internetlerinde falan görüyoruz. Yuvarlak yuvarlak böyle hemen hazır olsun da hemen yesin de gitsin. Hazır limon suyu kullanabilen var yani.
Ben kesinlikle doğallıktan yemeyim. Tabii markette tazesi, en tazesini alalım. Bu kadar basit bir menüye zaten bu kadar basit bir tatlı giderdi. Bunu da tebrik ediyorum kendisini. Zor bir tatlı olduğunu iddia edenler gelsin ben yarım saatte yapayım yani. Cheesecake de nedir ki ya? Cheesecake bence yapılması en iyi, en basit tatlılardan biri. Yani insanlar buraya baklava açanlar oluyor. Yani sen gelip cheesecake koyuyorsun önüne ve bu menünün benden puan almasını bekliyorsun. Ben de tamamen fiyasko yani. Gürbüz mor kabı verir misin? Hadi ya biraz çalış. Hadi. Sürem azaldı. Vallahi süren çok azaldı. Hızlı olmak zorundasın. Şimdi neye geçtin? Zeytinyağlı fasulye. Vallahi strese girdim. Bu yemeklere kiminle karar verdin? Tek başına. Eşinden destek alsaydın bari. Bilal yemekten anlar mı? Ha, Bilal mi? Anlar. Yer. İyi yiyicidir. Bir tost yapar. Yahu sen evde yemek yapmıyor musun? Bilal niye tost yapıyor? Ya saçmalama, bizim evde şey kurulu sabit bir düzenimiz var biliyor musun? Akşamları çorba, ana yemek, salata, tatlı %50. Hep olur yani. Ha tatlı da yapıyorsun yani. Ben ne tatlılar yapıyorum? Kız doğru söyle. Dışarıdan söylüyorsun saçmalama, değil mi? Saçmalama, tabii ki de yapıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bilal benim gibi bir insanla evli olduğu için çok şanslı. Zeytinyağlı fasulye için yemeklik doğranan soğanlara ayçiçek yağı ekleniyor. Uç kısımları temizlenen taze fasulyeler uzunlamasına kesilerek hazırlanıyor. Etrafında çok sevilen biri misin? Seviliyorum. Çünkü kimseye bir zararım yok ki. Ben çok iyi niyetli bir insanım. Diyorum ya şey, ezene ezerim. Birini ezene ezerim özellikle. Kendime yapılanı sabrederim de. Bak, kendime yapılanı sabrederim. Sabrederim, aptala yatarım, anlamaya çalışırım, empati kurarım, kurarım, kurarım. Ay baktım ki değmeyecek. Sonra naş. Ama birinin ezildiğini görmek beni, benlik değil o olan. Rakiplerine de haksızlık yapılırsa savunursun yani. Bu yarışmada haksızlık diye bir şey yok. Bu yarışmada herkes haksızlığa uğruyor. Onu geçeceğim eğer onu soruyorsan. Şu an yarışmada olduğumun fazlasıyla bilincindeyim. O yüzden dişe diş, göze göz bebeğim. Peki adaletli olur musun? Olurum. Bak, bana adaletli olanı olacağım ama şu an yarışma olduğu için. Bak, üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi buranın bir yarışma olduğunun fazlasıyla bilincindeyim. Bana, ben şimdi yemeklerimi yediğimde kendime zaten kendi iç... Sen iç sesimsin, dış sesimsin ya benim. Ben de kendi içimde ölçüp biçip tartacağım, tamam mı? Diyeceğim. Hatice kaç bu? Örnek veriyorum. 7 ve 8 bandı. Ya da 9 ve 8 bandı. Ya da 7 ve 6 bandı. Eğer onların altında verirlerse bittiler abi. Hele var ya 3-4 verirlerse kralı gelse tanımam. Uzunlamasına doğranan taze fasulyeler de soğanların üzerine yerleştiriliyor. Fasulye için kabuğu soyulan domatesler küp şeklinde doğranıyor. Vallahi çok yavaşsın. Hadi acele et. Ben zaten şu an hızlıyım hayatım. Şu an sadece yaptığım şeyler zor. Zor mu? Vakit alıyor. Allah Allah. Konuşmayı tuttun, tuttun, tuttun. İyi de buraya gelirken benim konuştuğumu bilmiyor muydun? Biliyorum da yani bu kadar da değil. Vallahi bu kadar da konuşuyorum işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Şimdi bak. Benim yaptığım yemekler gerçekten çok ağır yemekler. Hepsi nasıl biliyor musun? İşçilik istiyor abi. He, hop yaptın at, hop yaptın at olayı değil. Tek tek bak, mesela fasulyeyi ne yaptım? Tek tek yıkadım abi. Gördün mü? Zeytinyağlı fasulye için doğranan domatesler kaseye konuluyor. Kabuğu soyulan sarımsaklar ve domatesler taze fasulyelerin üzerine yerleştiriliyor. Üzerine tuz eklenen zeytinyağlı fasulye kendi suyuyla kavrularak pişmeye bırakılıyor. Menüsü zaten basit bir menü. Eğer hazır ürünlerde kullanmışsa benden düşük puan alabilir. Ya bence şu menüyü seçen bir insan yemekten anlamıyordur. Yani kesinlikle iş hayatına yönelsin. Kendi yaptığı, ilgilendiği hobileriyle uğraşsın. Bence bu yemekler tamamen basit bir yemek. Oturup evde hemen yarım saatte hazırlayabileceğim şeyler. Kesinlikle bu menünün bence olur bir tarafı yok. Nereden sonundan, başından sonundan nereden bakarsan fiyasko yani. O yüzden hiçbir tarafı bence olur yok bunun yani. Ay, düdüklüyü soğutmadan açma sakın. Bu! Allah'ım, korkuyorlar bir de. Orada açma lütfen. Onu lavaboya al istersen. Bu! Şakacı seni. Ya düdüğü hemen açmasaydın keşke. Bak hayatım, bu açılıyor açılıyor. Kurban olduğum, bana güven. Bu! Ya sen düdüklü kullanmayı bildiğinden emin misin? Önce suyla soğutman lazımdı. Ya niye strese giriyorsunuz abi? Ben çok sakinim. Belli belli. Nohutlar ne durumda? He he! Oley! Çok gürbüz. Haşlanan yeşil mercimeklerin de suyu süzülüyor.
sarımsakların kabuğu soyuluyor. Çorbanın terbiyesini de yapıp hemen tamamla istersen. Şey dur ben köftemi yapayım bir zahmet. Bir zahmet Allah'ım sana geliyorum. Bak bir şey söyleyeyim bence yetiştiremeyeceğim ha. Durum o kadar vahim mi? Bak vallahi yetiştiremeyeceğim. Bir şey soracağım, yetiştiremezsem ne olur? Sana bir puan verme hakları olur. Yetiştiremezsen zaten hepimizin diline düşer, başta benim dilime düşer. Bu menüyle yetiştirmemesi mümkün değil diye düşünüyorum çünkü. Çok kolay bir menü. Hatta giyinir, süslenir diye düşünüyorum. İlla ki bizi ısırmaya çalışacaktır, kendini savunmaya çalışacaktır. Dişli bir rakip olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. Tahminlerimde de yanılmayacağımı düşünüyorum. Beni ısırmaya kalkarsa ben de ondan daha büyük bir lokma koparırım. Göreceğiz. Köfteli sarma kebabının köfte harcı için kıymanın üzerine soğan rendelenip ezilen sarımsaklar ekleniyor. Kimyon, karabiber, galeta unu ve tuz eklenen köfte harcı iyice yoğruluyor. Şimdi köfteli sarma kebabı için bu köfteleri neye saracaksın? Patlıcan ya da kabağa. Onları da ayrıca kızartman gerekecek yani, doğru mu? Evet. Oy 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 oy. Daha o işte var. Bak ben sana dedim benim yemeğim zor değil. Hiç kimse inanmadı. Biraz bana sıvı yağ döker misin? Aşkım balım bir tane. Üzerine çok az ayçiçek yağı eklenen köfte harcının üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Köfteli sarma için kabak ve patlıcan yıkanıyor. Eşini çok mu seviyorsun gerçekten? Kocam benim bir tanem. Ayım güneşim. Ona ne diyorum biliyor musun? Samsun Beylerbeyi. O benim en yakışıklı şeyim, erkeğim. Ama tabii toprak, bak toprak. Ay anne kurban olsun, onu çok seviyorum. Kreşe gidiyor, ondan hiç bahsetmedim. Anlatsana biraz. Onu çok seviyorum. O benim aşkım. Ona var ya, ömrümü veririm. Kabak ve patlıcanlar için tavada bolca ayçiçek yağı kızdırılıyor. Şey, Gürbüz, Allah'ım gelir misin? Ama var ya küseceğim. Soyma soyacağı verir misin bana? Soyacağı mı? Evet, lütfen. Bir tane, bir tane de tabak verir misin? Kabakları koyacağım. Ay canım benim, ayım, güneşim, yıldızım. Köfteli sarma kebabı için kızartılacak patlıcan alacalı soyularak uzunlamasına doğranıyor. Bunları böyle ince, 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 ince. Sonra kızartıyoruz. Köfteleri istim kebabı gibi iki şerit patlıcana mı yoksa tek şerite mi saracaksın? Tek şerit. Şerit şeklinde sarıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Sarıyoruz, diziyoruz. Gürbüz! Herkese kaçar tane vereceksin? Bir tane vereceğim, yesine gitsinler abi. Yani bir patlıcan bir kabak mı? Vermeyeceğim bir patlıcan bir kabak. Bir tane vereceğim. Yahu bir tane ana yemek için az değil mi? Yemesinler. O zaman sadece kabak vereceğim. Sağım solum belli olmaz. Sen boş ver onu. Hayda. Niye sadece kabak vereceksin? Hangisi daha iyi olursa anladım. Bilerek belirtmedim. Şimdi belki kabak şey patlıcan çok şey olur. Sen söyle kalın olur. Anladın? Sonra diyecekler kabak patlıcanı çok şey doğramışsın. Kabak da uzunlamasına incecik doğranıyor. Doğranan kabaklar bol yağda kızartılıyor. Köfteli sarma kebabı için salça, baharat ve suyla sos hazırlanıyor. Koş koş! Kabaklar ve patlıcanlar yanmadan al hemen. Şunları da şöyle koyayım da Allah. Yani... Bak daha çorbaya başlamadım da. Bu arada şu an bahçede röportaj veren Mehmet demiş ki benim bildiğim kebap mangalda olur. Fırında kebap olmaz. Ortalıkta bir mangal kokusu yok. Demek ki yanlış bir seçim yapmış demiş. Şimdi yarışmada olduğumuz için terbiyemi bozamıyorum beyefendiye karşı. Köfteli sarma kebabı için kabaklar ve patlıcanlar ters yüz edilerek kızartılıyor. Çorba için kaynayan nohut ve yeşil mercimeğe hazır erişte ekleniyor. Mehmet bir de demiş ki çok basit bir menüyü sebzelerle bakliyatlarla süslemeye çalışmış ama hiç doğru değil demiş. Ya acaba kendisi ne kullanacak? Ben çok merak ediyorum baklagit olarak ya da sebze olarak. Ne yani yemeği ne onun? Allah aşkına o Mehmet'i var ya canını okuyacağım onu. Bak ben şu günü bir atlatayım. Sonra bir Mehmet'le, iki Simge ile ilgileneceğim bir güzel. Menülerini çok merak ediyorum. Ha, çok güzel yaparlar, hak yemem ama bu kadar
iddialı konuşanlar da genelde yapamıyor. O yüzden beklesinler beni. Şu günü atlatayım. Bomba gibi geleceğim onunla. Kızaran patlıcan ve kabaklar tabağa alınıp kalanlar da tavada kızartılmaya başlıyor. Köfteli sarma kebabı neymiş abi? Yani bunu da herhalde ilk defa duydum. Yani köftesi ayrı, sarması ayrı. Bunu nasıl yapacak? İşte fırında mı yapacak? Köfteli sarma kebabı işte mangal mı yakacak? Yani yaparsa tebrik ederim yani ama bilmiyorum. Yani sen bunu neye saracaksın mesela? Köfteli yapraklı sarma bir şey yazmışsın ama yani sen bunu patlıcana mı saracaksın? Yani neye saracaksın? Kabağa mı saracaksın? Yani bunu bir kere sen neye sarıp yapacaksın? Ve nihayet köfteli sarma kebabını yapmaya başladık. Şimdi nasıl yapacaksın anlat bakalım. Ya bu kebabın iç harcını hazırladıktan sonra işte neye saracağınız tercih meselesi. İsteyen sadece patlıcana sarıyor, isteyen kabağa. Ben karışık olmasını istedim. Soğana saran var. Ama tabii sarmadan önce yapacağımız yani pişireceğimiz şeyi mutlaka kızartmamız gerekiyor. Ben karışık yaptım böyle. Yani yeterli olursa eğer bir patlıcan, bir kabak yapacağım. Eğer yetersiz olursa ne yaparız? Birer tane patlıcan mı koyarız aşko? Elde yuvarlanan köfteler kızartılmış patlıcan ve kabaklara rulo şeklinde birer birer sarılıyor. Hazırlanan köfteli sarmalar ortasına çeri domates ve arpacık soğan konulan cam tepsiye yerleştiriliyor. Köfteli sarmaların üzerine baharatlı salça sosu ekleniyor. Ana yemek köfteli sarma kebabı nihayet fırında pişmeye hazır. Pişen limonlu cheesecake fırından çıkartılıyor. Cheesecake'ten boşalan fırında köfteli sarma kebabı pişmeye başlıyor. Islatılan yağlı kağıtla pişerken yanmaması için kebabın üstü kapatılıyor. Ve son 35 dakika. Ben şu an stres oldum bak. Ya hiç stres olma, sen halledersin. Hadi hemen çorbanın terbiyesini yap. Patatesleri de çanak haline getirmek için eski soğusun. Hayır ben kabul etmiyorum, benim o kadar dakikam kalmış, imkansız abi. Ya masayı kurman zaten uzun sürdü. Bir saatte cheesecake'le uğraştın. Ama çabuk olursan halledersin hepsini. Aşko ciddi misin ya? Yoğurtlu patates çanağı için haşlanan patatesler eziciyle ezilip buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Nohutlu, mercimekli, terbiyeli erişte çorbasının terbiyesi için yumurta sarısı, un ve yoğurt iyice karıştırılıyor. Süzgeçle süzülen terbiye sürekli karıştırılarak çorbayla birleştiriliyor. Karıştır karıştır kesilmesin. İstersen onu ben karıştırayım, sen diğer işleri yap. Tamam. Şimdi neyi yapacaksın? Hemen orada salata yapacağım. Hadi hemen tezgaha geç, ben de çorbayı karıştırayım. Sebzeli arpa şehriye pilavı için bir tane havuç rendeleniyor. Küp şeklinde doğranan kırmızı biber de havuca ekleniyor. Kavrulacak soğan da yemeklik şekilde doğranıyor. Pilav için tereyağı eritiliyor. Al aşkım balım Gürbüz, al al, ben bayılacağım şimdi ya. Bir şey söyleyeceğim, ben bayılırsam korkmayın tamam mı? Hemen canlanıyorum. Aman aman, öyle bir hastalığın yoktur inşallah. Yok bayılıp ayılmam da. Bu arada ben soğanlara bakayım, sen de patates salatasına geç istersen. Aa patatesim vardı. Daha salatan da var. Patatesi getireyim mi? Ben salatayı yapacağım ilk önce. Emin misin? Evet. Maş fasulye salatası bana göre patlıcanın ve arpa şehriye pilavının yanına yapılabilecek bir salata değil. Kesinlikle değil. Bu salatanın içerisine kapya biber de giriyor. Acaba onu közleyerek mi kullandı yoksa hazır ürün mü kullandı? Bu da önemli. Maş fasulyesini rahatlıkla pişirebildi mi yoksa onda da mı hazır ürüne gitti? Baktığımızda yemek sonrasında bir salata mı? Hayır değil. Bu arada Kübra, bugünkü yarışmacı bizi önlükle karşılarsa, bir de hazır ürünler kullanırsa benden düşük puan alabilir demiş. Ya beni konuşturtmayın şu an. Tamam o zaman Kübra, önlükle karşılayacağım. Ha Kübra. Bak onu da yazdım. Abi ben hepsinin kalemini kırıyorum ya, siz bana anlatın. Bu arada kebabın ne durumda? Ha? Kebap Allah. Pilav için arpa şehriyelerde soğan, havuç ve kırmızı biberlerle kavrulmaya başlıyor. Kavrulan sebzeli arpa şehriyelerin üzerine ezilmiş sarımsak ve tuz ekleniyor.
Son olarak üzerine sıcak su ve kemik suyu eklenen sebzeli arpa şehriye pilavı pişmeye bırakılıyor. Şimdi çorban bitti sayılır. Pilavın da pişiyor, salatanla patates çanakların kaldı. Hadi hemen onları da hallet. Şimdi bir dakika, şuna bir bakayım suyuna. Suyu iyi. Kapağı nerede? Cheesecake'in üzeri limon sosuyla kaplanıyor. Limonlu cheesecake buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Maş fasulye salatası için salatalık turşuları doğranıyor. Ne yapayım Gürbüz? Tereyağı dışarıda kalırsa bu sıcaklıkta erir. Bu arada ben de senin için şunları toplayayım bari. Şunun işi bitti mi? O bitti. Çünkü çok az zamanın kaldı. Evet, Allah razı olsun. Vallahi birazdan gelecekler. Hayır, saçmalama. Eğer salatayı halledersen sadece patates çanağın kalıyor. Evet evet, yetiştiriyoruz. Doğranan salatalık turşusu da salataya ekleniyor. Üzerine sosu eklenecek olan maş fasulye salatası da neredeyse hazır. Yoğurtlu patates çanağı için soğan ve dereotu doğranıyor. Şimdi benden ne istiyorsun söyle bakalım. Geniş kap. Ne diyorum, elimi kesmezsem. Geniş kabı nerede kullanacaksın? Yoğurt yapacağım ya. Al bakalım. Bir tane de bunu artık elimle yoğurabilir miyim? Ellerimi yıkadım çünkü. Yoğur tabii. Patates çanak yapacağım ya elimle. İçine soğan, dereotu ve baharat eklenen haşlanmış patatesler hamur gibi yoğruluyor. Elde çanak şekli verilen patatesler cam kaba yerleştiriliyor. Önce çanaklara yoğurt doldursaydın keşke. Dolduracağım. Yoğurdu doldurduktan sonra acaba ne yapmam lazım? Yağ dökmem lazım canular. Bir kasede süzme yoğurt ve normal yoğurt karıştırılıyor. Çorba nasıl olmuş? Canı söylesene tuzu. Kurban oldum. Gayet güzel. İnanılmaz güzel olması lazım. O bayağı iyi bir çorba. Yalnız nohudun kabukları çok. Abi yapacak bir şey yok ona. Sarımsaklı yoğurt patates çanaklarının ortasına yerleştiriliyor. Son olarak yoğurtlu patates çanaklarının üzerine yağ koyacağız. Bütün yemeklerin hazır. Yoğurtlu patates çanağı çok kolay bir menü bence. Hem kolay hem gösterişli diye seçtiğini düşünüyorum. Eğer tutturulursa gayet lezzetlidir. Hadi hemen şu köfteli sarma kebabına da bakalım. Yalnız üstü yanıyor sanki. Ne yaptın şimdi anlamadım. Ben üstüm giymeye gidiyorum. Abi bitti ya. İyi de bunların altı yanıyor. Ya abi yanmıyor bak. Çorban kapalı mı? Tamam bu kapalı. Bir tek bu yanıyor. Pilavın yanmasın sonra. Hayır aşko niye yansın? Son iki dakika. Pilavın pişmesine az kalmış. Altını kapat da öyle git bari. Bak işte oldu bile. Gürbüz ben gidiyorum üstüm. Çanaklar ne durumda? Su falan her şey hazır dökeceğiz işte. Hadi onları bana ver de senin için kaldırayım bari. Aysın güneşsin kurban olurum sana ya. Allah gönlüne göre versin senin ya. Koş hadi koş.